Armoni önemli, armoni önemli, armoni önemli. Evet, doğru. Peki ama bu armoni neden önemli? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. İşte bu videoda size sadece tap ile çalmak neden gitarda ilerlemenizi engelliyor? Şu akorlar, gamlar, arpejler, gitar teknikleri ve tartımlar neden önemli? Sunshine of Your Love şarkısı üstünden, gitar dersinden bir örnekle hemen açıklıyorum. Akor falan, ritim falan bilmiyorsun. Bu şarkıya girdin. Burada ne yapacaksın? Ya çok zor. Halbuki akoru basacaksın. Hepsi aynı. Yani direkt burası şu aslında, değil mi? Bu kadar. Kanala abone olup hemen öyle devam edin. Videoyu beğenirseniz de beğen butonunu patlatmayı ihmal etmeyin. Hadi hızlıca geçelim. Gamları da biliyorsan hemen ikinci kutu, birinci kutu yapıştırırsın. Evet. Oo, gitar işte bak olur. Gibi bir şey yapmak gerekiyor ya. Aynen tabii canım. Düşünsene bu hiç akor falan, ritim falan bilmiyorsun. Bu şarkıya girdin. Burada ne yapacaksın? Ya çok zor. Halbuki akoru basacaksın. Hepsi aynı. Yani direkt burası şu aslında, değil mi? Bu kadar. Ama O tek kadar. tek basarsan 12, 10, 11 var. İki defa çaldın. Sonra 18, 9 var. Güzel de olmaz. Sonra burada ne oluyor? Burada patlıyor. Geldim mesela şuradan çalıyorum. Taralı yeri. Çalacağım şimdi. 12. Baktım. 12 varmış. Güzel. 10. Vibrato güzel. Sonra bunu yaptım. Evet. Sonra bunu bastım. Olay cortladı. Hadi bakalım bir daha. Çünkü burada bu onu bastığın zaman bunun devamındaki akorun re dominant 7 olduğunu biliyor olursan onu bastığın anda bu akoru basarsın. Ve çok kolay olur. Öbür türlü tek tek olacağı için haşırttı Blackboard. O zaman şöyle olur bak. Kendi kendine öğrenen kardeşlerimiz şöyle yapıyorlar işte. Oradaki 12'ye bastıktan sonra basıyor. Sonra yapmaya çalışıyor. Değil ki. Hoppa. Bitti bu kadar kolay. Şarkı kolay. Değil mi? Bu kadar yani. Mevzu bu. Şimdi sen bu teknikleri öğrendiğin için artık baya net net görüyorsun değil mi bunları? Evet, aynen öyle. Süper.